Canlarım selamlar. Hemen denemelerimize başlıyorum. Daha doğrusu devam ediyorum. Bakın birinci sorumuz şöyle. İstanbul'da Mustafa Kemal Harp Akademisi'nden mezun oluyor. Mustafa Kemal Harp Akademisi'nden mezun olduktan sonra ilk görev yeri neresi oluyor? Mustafa Kemal nereye atanıyor? Hemen Şam 5. Ordu diyebilirsiniz. Suriye Şam. Şimdi boşver soruyu. Bak sana bir şey anlatacağım. Burada benim sınavda bekleyeceğimiz, soru bekleyeceğim çok güzel bilgiler var. Buraya bir ÖSYM yazıyorum. Buraya bir analiz yapalım. Mustafa Kemal'in eğer sorularda ilk görev yeri soruluyorsa ne diyormuşuz? Şam 5. Ordu diyoruz. Burada sıkıntımız yok. Peki sorularda Mustafa Kemal'in tarih sahnesine çıktığı ilk gelişme hangisidir diye sorarlarsa 31 Mart isyanının bastırılması olayı diyorsunuz. Çünkü Mustafa Kemal 31 Mart isyanını Dikkat edin hareket ordusu içerisinde görev alarak ne yaptı? Geldi bastırdı. Tarih sahnesine ilk defa çıktı. Peki Mustafa Kemal'in görevi neydi hareket ordusunda? Rejime karşı olanları yani ikinci meşrutiyeti istemeyenlerin bu isyanını bastırmaktı ve bunu başardı. Tarih sahnesine çıktı. Arkadaşlar bana soru sorarlarsa birinci dünya savaşının hemen öncesindeki görevi neydi? Bakın bu çıkmış bir sınav sorusu. Birinci Dünya Savaşı'ndan hemen önce Mustafa Kemal ne yaptı? Sofya ateşe militerliğe görevini yaptı. Yani askeri elçilik görevi tamam mı? Bunun dışında Mustafa Kemal 1. Dünya Savaşı'nda Çanakkale'de savaştı. Ne yaptı? Yarbaylıktan albaylığa terfi etti. Ve bu süreçte Anafartalar Komutanlığı yaptı. Anafartalar Kahramanı ünvanını aldı. Hatta 19. Tümen Komutanlığı'nı yaptı. Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum sözünü Çanakkale'de Conk Bayırı'nda söylemişti. Sonra Kafkasya'ya geçti. Kafkasya'da tüm general oldu. 16. Kolor'da görev yaptı ve altın kılıç madalyası kazandı. Suriye Filistin cephesi son cephesi artık. 7. Ordu komutanlığını ve Yıldırım Orduları komutanlığını burada yaptı. O zaman bu sayfayı biz önemsedik. Peki Mustafa Kemal dikkat edin askerlik mesleğinden ne zaman istifa etti? Bu da çok soruluyor askerlikten istifa etmesi nasıl oldu? Arkadaşlar Amasya genelgesi yayınlandıktan sonra yani Amasya genelgesinin ardından hangi kongre öncesinde? Erzurum kongresi öncesinde ne yapıyor? Askerlikten istifa ediyor. Yani ne yapmış oluyor biliyor musunuz? Sineyi millete dönmüş oluyor. Yani sivil olmuş oldu. Ne zamanmış askerlikten istifa etmesi? Amasya genelgesinin yayınlanmasının ardından hangi kongre öncesinde? Erzurum Kongresi öncesinde askerlikten istifa etmiş, sineyi millete dönmüş. Dikkat! Askerliğe geri ne zaman dönecek, nasıl olacak? Arkadaşlar, Milli Mücadele Muharebeler döneminde Eskişehir Kütahya Savaşı yapılacak. Türk ordusu maalesef Yunan ordusuna bu savaşta yenilecek. Bu savaş kaybedildikten sonra Mustafa Kemal başkomutanlık yasasıyla askerliğe ne yaptı? Geri döndü. E o zaman hangi gelişme öncesinde askerliğe geri dönmüş oldu? Sakarya Savaşı öncesi. Tam olarak ÖSYM bunu sorabiliyor şu işte. Yani hangi gelişmenin ardından, hangi gelişme öncesinde bu kavramlara dikkat edin. Amasya Genelgesi'nin ardından istifa etmiş, Erzurum Kongresi öncesinde. Eskişehir-Kütahya Savaşı'nın ardından askerliğe geri dönmüş. Hangi savaş öncesinde geri dönmüş? Sakarya Savaşı öncesi bu sayfayı çok önemsedik. Arkadaşlar burada da yukarıda verilen topraklardan hangilerini Osmanlı Devleti Balkan Savaşlarında kaybetmiştir diyor. Ben bunu ara ara sizin karşınıza çıkarmaya çalışıyorum bu soru kalıbını. Bakın ben burada da size şunu göstereceğim. Cevabım burada ne olacak biliyor musunuz? Bakın Balkan Savaşlarında kaybedilen yerler hepsi. Cevap bu. Şimdi burada da şunun analizini yapalım. Arkadaşlar bakın 1. Balkan Savaşı çok önemli. 1912-13 yılları arasında Osmanlı Devleti ne yapıyor? Balkan Devletleri ile savaşmak zorunda kalıyor. Çünkü onlar Osmanlı'ya saldırıyor. Kimler onlar? 1. Balkan Savaşı'nda Osmanlı'ya saldıranlar, büyüsek de Osmanlı'yı yesek diyenler. Yani Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan, Karadağ bunlar Osmanlı'ya neden saldırıyor? Sınırlarını genişletmek için ve Osmanlı bu savaşta bu kadar devlette uğraşamayacak ve savaşı kaybedecek. Savaşı kaybettikten sonra da Osmanlı nereleri kaybediyor? Birinci Balkan Savaşı ile Badems elimizden gidiyor. Yani Batı Trakya, Arnavutluk, Doğu Trakya, Ege Adaları, Makedonya ve Selanik. Burada arkadaşlar Bakın 2. Balkan Savaşı neden çıkıyordu? E, 1. Balkan Savaşı'nda Bulgaristan çok büyüdüğü için 2. Balkan Savaşı çıkıyordu. 2. Balkan Savaşı çıkınca ne oluyordu? Hatırlayın. Balkan devletleri yürüsek de Bulgaristan'ı yeset diyorlardı. Çünkü Bulgaristan çok büyümüştü. Bakın Yunanistan, Romanya, Sırbistan, Karadağ. Burada Bulgaristan yenilirken Osmanlı ne yaptı? Hemen savaşa dahil oldu ve... Bak nereyi geri aldı. Hemen şöyle renklendirelim. İkinci Balkan Savaşı'nda Osmanlı Doğu Trakya'yı geri aldı tamam mı? Hatta Doğu Trakya'yı geri alınca Osmanlı'nın batı sınırı neresi olmuştu? Meriç Nehri olmuştu. Demek ki birinci Balkan Savaşı mı, ikinci Balkan Savaşı mı bizim için daha kötü. Tabii ki birinci Balkan Savaşı. Baksana kaybettiğim yerlere. Ama ikinci Balkan Savaşı'nda ne olmuştu? Doğu Trakya'yı Osmanlı geri almıştı. Peki ben de diyorum ki Soruda ne diyor? Hangilerini kaybetmişim? Arnavutluk gitmiş, Batı Trakya gitmiş, Selanik gitmiş. Şimdi soru şu. Balkan Savaşları sonucunda Doğu Trakya kaybedildi mi? Buna ne diyorsunuz? Balkan Savaşları sonucunda Doğu Trakya kaybedildi mi? Eğer Balkan Savaşları diyorsam Doğu Trakya bende kaldı. Çünkü 2. Balkan'la geri almıştım ya. Ama 1. Balkan Savaşı'nda Doğu Trakya kaybedildi mi deseydim evet. Doğu Trakya kaybedilmişti. 2. Balkan'da Osmanlı Bulgaristan'dan Doğu Trakya'yı geri almayı başardı ve Doğu Trakya bende kalmış oldu Balkan Savaşları sonucunda. Tamam bu vurguya dikkat edin. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bugünkü siyasi haritası 1939 yılında tamamlanmıştır. Türkiye'nin aşağıdaki hangi devlette olan sınırı diğerlerinden daha sonra düzenlenmiştir. Arkadaşlar benim misak-ı milli topraklarıma katılan en son gelen yeri soruyorum aslında. 1939 yılında Hatay ana vatana katılıyor doğru mu? Peki bu Hatay meselesi benim hangi devletle ilişkilerimi ilgilendiriyor? Suriye ile. Ne zaman katılmış? 1939'da. Cumhurbaşkanı kimmiş o dönemde? E, o dönem artık İsmet İnönü Cumhurbaşkanıydı. Çünkü Atatürk maalesef 38'de vefat etmişti. Demek ki Atatürk döneminde kesinleşmemiş bir sınır var. Orası da Suriye sınırı. Yani Hatay, buna dikkat edin. Hatay Atatürk'ün çok istediği yerdi. Hatırlayın, 40 asırlık Türk yurdu düşman elinde esir bırakılamaz. E, bu benim şahsi meselem sözleri Hatay için söylenmişti. Onları da bir hatırlatmış olalım. Aşağıdakilerden hangisi Türk Medeni Kanunu'nun kadına sağladığı haklardan biri değildir? Biliyorsunuz Medeni Kanun 1 2 3 4 5 6 harf yani 1926 yılında bizim hayatımıza girmiş. Medeni Kanunu nereden almışız? İsviçre'den neden almışız? Çünkü o dönem arkadaşlar layık bir kanun, kadın erkek eşitliğini savunan bir kanun ve uygulamada en sorunsuz olan Avrupa'daki medeni kanun buydu ve bu geldi. Bunun gelmesiyle kadınlarda artık resmi nikah olacak, yani tek eşlilik olacak. Kadının kadının resmi nikah olacağı için artık İmam nikahıyla çok eş olabilme ihtimali ortadan kaldırılacak. Çünkü imam nikah kıyılacağı zaman resmi nikah görme zorunluluğu geliyor. Dolayısıyla resmi nikah olmazsa olursa ayrıca imam nikah kıyılamıyor değil mi? Başka kıyamıyorsun. O yüzden çok eşliliğin önüne geçmiş oluyorsun. Seçme seçilme hakkının verilmesi arkadaşlar dikkat edin medeni kanunla gelen bir şey değil. Bu seçim kanununda yapılan değişikliklerle 1930 değişikliği, 1933 ve 1934 yıllarında kadınlarımıza hangi haklar verildi? Bak önce B belediye sonra M muhtarlık sonra V vekillik BMV yani kadınlara belediye seçimlerine katılma hakkı muhtar olma hakkı ve vekil olma hakkı verildi. İlk kadın belediye başkanımız Sadiye Hanım, ilk kadın muhtarımız Gül Esin, ilk kadın milletvekilimiz Satı Hanım, Satı Çırpan'dı. Buna da dikkat. Bu arkadaşlar cevabımız olacak. Devam ettim. İstediği mesleği seçebilme hakkı verildi kadına. Mirasta kadınla erkek artık eşit pay alıyor. Kadınlara da boşanma hakkı verildi. Güzel. O zaman kadınla erkek ne yaptı biliyor musunuz? Ekonomik anlamda, hukuki anlamda ve sosyal anlamda ne yapmış oldu? Kadın erkek eşitliği sağlanmış oldu. %100 bir eşitlikten bahsetmiyoruz ama bir denge kuruldu. E ben eşitlikten bahsediyorsam o zaman bu Halkçılık ilkesiyle alakalı olmalı, doğru mu? Medeni Kanun halkçılık diye aynı zamanda laiklik. Neden? E çünkü Medeni Kanun neyin yerine geldi? Ahmet Cevdet Paşa tarafından hazırlanan İslam hukukuna göre uygulanan Mecelle'nin yerine geldi. O yüzden laiklik ilkesiyle de alakalı. Peki cumhuriyetçilik ilkesi yok mu? Yani Medeni Kanun gelince cumhuriyetçilik ilkesine uygun değil mi? değil tamam mı dikkat edin kadına verilen seçme seçilme hakkı medeni kanunla verilmiyor o yüzden cumhuriyetçilik ilkesiyle ilgili değil özellikle vurguladım. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde eğitim ve kültür alanında yapılan inkılaplardan biri? değildir. Atatürk dönemi değil arkadaşlar. Ben Atatürk dönemi 1938'e kadar alıyorum. Doğru mu? 38'den sonra artık yok. E, tamam, e, burada bakıyorum. Köy Enstitüleri 1940. O zaman Atatürk dönemi değil. Kim dönemi? İsmet İnönü dönemi. Arkadaşlar İsmet İnönü'nün Cumhurbaşkanı olduğu dönemde Köy Enstitüleri kuruldu. Kurulmasında da Hasan Ali Yücelle İsmail Hakkı Tonguç'un emekleri vardır. Ama millet mektepleri Atatürk dönemi, Türk Dil Kurumu 1932, Atatürk dönemi, Latin harflerinin kabulü 1928. Zaten Latin alfabesini halka öğretmek amacıyla ne kuruldu? Millet mektepleri. Bak bu ikisi de 1928 yılına denk geliyor. Peki üniversite reformu 1933 Atatürk döneminde yapıldı. Üniversite reformuyla Osmanlı devletinin Darülfünun'u bunu unutmayın. Darülfünun Osmanlı'nın üniversitesiydi. Neye dönüşmüştü? İstanbul Üniversitesi'ne. Peki Darülfünun'u İstanbul Üniversitesi'ne dönüştüren uzman kimdi? Albert Mal şeydi. Lütfen dikkat edin. Atatürk döneminde üniversite reformu yapılmış. Ama köy enstitüleri ne zaman dersem İnönü dönemi. Peki Atatürk döneminde başka ne oldu? Milli Musiki Muallim Mektebi kuruldu. Bunun dışında Gazi Eğitim Enstitüsü kuruldu. Bunun dışında Ankara Hukuk Mektebi Atatürk döneminde açıldı. Hatırlarsanız Atatürk döneminde mektebi mülkiye vardı Osmanlı'nın. Mülkiye Mektebi neye dönüştü? Ankara Üniversitesi'nin günümüzdeki siyasal bilgiler okuluna dönüştürüldü. Atatürk döneminde ne oldu? Darül Elhan, Osmanlı'daki müzik eğitim kurumu Atatürk döneminde günümüzdeki Türkiye Cumhuriyeti'nin İstanbul Belediye Konservatuvarına dönüştürüldü. Darül Bedai vardı Osmanlı devletinde neydi Darül Bedai? Tiyatro eğitimi verilen yerdi. Günümüzdeki İstanbul Şehir Tiyatrolarına dönüştürüldü. Bunlara da bir dikkat çekmek istedim. Arkadaşlar deneme videomuz bu kadardı. Video işinize yaradıysa lütfen beğenmeyi unutmayın. Abone olun, yorum yapın, destek atın. Kendinize iyi bakın.